İzerdinç'e sözü bırakayım. Süleyman Soylu ismi bir kere daha geçiyor Cengiz Bey. 50 milyon dolar borcunu sildirmek için bir tehdit. Bu iddialara ne dersiniz? Burada ilginç biçimde geçiyor. Bu daha önce Sedat Peker yurt dışına kaçmasını sağlamıştı demişti. Sesim tekrar bana dönüyor. Duyabiliyor musunuz beni? Biz sizi duyabiliyoruz. Siz bizi sağlıklı duyabiliyor musunuz Cengiz Bey? Şu an ses geliyor mu size? Duyuyorum. Sadece sesim dönüyor bu parça. Benim arkadaşlarım sesim dönüyor. Hallettik diyor yönetmenim. Şu anda galiba tamam. Daha sağlıklı. Buyurun. Tamam. Şimdi bu Sedat Peker'in iddialarında vardı bu durum. Hatta yurt dışına kaç dediğini, bir gün sonra da çıktığını söyledi. Hakikaten tarihlerde onu Sezgin Baran Korkmaz da söylüyor. Ertesi gün ama programla önceden alınmış bir bileti var, yurt dışına çıkıyor, bir daha dönmüyor. Fakat bunun öncesi var bir. İkincisi, Süleyman Soylu hep suçlanıyor bu konularda. Bugün de mesela Ayhan Bora Kaplan'da vardı, gene Süleyman Soylu ismi mahkemede telaffuz edildi. Evet. Biliyorsunuz. Evet. Burada bu konuşmada şöyle anlatıyor Sezgin Baran Korkmaz. Nedir bu İnan Kıraç meselesi diyor Soylu. Korkmaz anlatıyor işte böyle böyle bir hukuki şey. Hazzi durdur diyor önce. Baran Korkmaz da diyor ki bu devlet meselesi ise eğer ben bırakın hazzi durdurmayı sileyim bu borcu diyor. Sonra araya başka bir tartışma giriyor. Sonra dışarı çıkıyor Sezgin Baran Korkmaz. 10 dakika sonra geri geliyor ve sil bu borcu diyor. Daha sonraki anlatımına baktığımızda da Sezgin Baran Korkmaz uyarılıyor. Ya devlet bir iş adamının borcunu, İnan Kıraç'ın borcunu niye silsin? Bu saçma bir şey. Sonra da Soylu'nun İnan Kıraç'ı aradığını ileri sürüyor. Evet. Bu konuşmadan hemen sonra. Hatta İnan Kıraç'ın yanında Sezgin Baran Korkmaz'ın bir adamı var. O anında gelişmeleri aktarıyor. Bu nasıl bir ticaret ilişkisi, o da ayrı bir tartışma. İnan Kıraç şimdi... kim Cengiz Bey? İzleyicilerimize o bilgiyi de verelim mi? Bayağı evet. İleri bir yaşa sahip bir iş insanından bahsediyoruz. Evet. İnan Kıraç Koç Holding'in damatlarından biri ama evet. Ayrı girişimleri var. Bunların en büyüğü Karsan otomotiv şirketlerinden biri. Türkiye'nin en büyük otomotiv şirketlerinden biri. Hatta şöyle bir önemi var Karsan'ın. Karsan %100 hani tasarımını kendi yapan, üretimini kendi yapan bir şirket. O yüzden kritik bir otomotiv şirketi. Bunun sahibi Kıraça Holding var. Kıraça Holding'in de hisseleri Lüksemburg'da Sikolux diye bir şirkette. Şimdi olaylar şöyle başlıyor. Bunu anlatmak lazım. Çünkü Sezgin Baran Korkmaz hep bir şeyi hacize götürdüğünü, işleme koyduğunu söylüyor ama bunun ne olduğunu söylemiyor. Burası çok karanlıkta bırakılıyor. Burası işin can alıcı kısmı ki bunu Saygı Öztürk yayınladı sayfasında. O da tam ne olduğunu anlamamıştı ama belgeyi yayınladı Sözcü gazetesinde. Hala da duruyor internette. O da şu. Önce Sezgin Baran Korkmaz, İnan Kıraç'ın anlaşmazlık içinde olduğu ortakları Navumlar'la bir şirketinde Exogam Mühendislik diye bir şirketinde hisselerini alıyor. Ondan sonra İnan Kıraç rica ediyor, bana satmak istemiyorlar diyor. Bu Karsan'ı kontrol eden Silkolux hisselerini sen benim adıma al diyor. Bu Sezgin Baran Korkmaz'ın anlatımı. Ama 20 Mayıs 2020 tarihinde bir sözleşme yapıyor İnan Kıraç. İcraat sözleşmesi, taahhütte bulunuyor. Bu sözleşmenin ilk maddesinde %45 hissesini devrediyor Sezgin Baran Korkmaz'a. Hiçbir karşılık söylemeden. Bir de 30 Eylül 2020 tarihinde borçlandığını, 40 milyon dolar kadar borçlandığını söylüyor. Yani 2020 Mayıs ayında tarihleri aklımızda tutarsak daha kolay anlaşılacak konu. Mayıs ayında bir sözleşme yapmışlar. Ve İnan Kıraç elindeki Karsan'ı kontrol eden şirket hisselerini Sezgin Baran Korkmaz'a vermiş. Bir de 40 milyon dolar borçlandığını taahhüt etmiş.
Ne karşılığı bilmiyoruz. Burada bir sorun var. Karsan halka açık bir şirket. 20 Mayıs 2020'de yapılan bu sözleşme kamuya açıklama platformunda duyurulmalıydı. Çünkü %5'ten fazla bir halka açık şirketin etkileyecek bir işlemi taraflar duyurmak zorunda. Duyurulmuş mu? Hayır. Bugün bile konuşulmuyor. Bırakın o zaman duyurulmayı. Ondan sonra Sezgin Baran Korkmaz Nahumlara gidiyor. 25 Eylül günü Nahumlardaki %45'i alıyor. Şimdi 20 Mayıs'taki protokolle birlikte Karsa'nın tamamı, bakın Karsa'nın tamamı Sezgin Baran Korkmaz'a geçiyor. Şimdi Cengiz abi, ben burada araya girmek istiyorum. İzninle bir araya girmek istiyorum. Öncelikle şu duyuruyu yapalım izleyicilerimize. Narin soruşturmasıyla ilgili, Narin cinayetiyle ilgili bilgi geldikçe biz paylaşacağız ve 3. bölümde ekstra şeyler söyleyeceğiz. Cengiz abi, burada bu işin çözülmesi noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidildiği iddiası var ilk olarak. Onun da Adalet Bakanı'nı işaret ettiği söyleniyor. Dönemin Adalet Bakanı da Abdülhamit Gül, yani iddia şu, Erdoğan kesin halledin çözün değil, Adalet Bakanı'na bakın bu işe dediği. Dönemin Adalet Bakanı da Abdülhamit Gül'ün de hani burada yapabileceğim bir şey yok dediği belirtiliyor. Sonrasında işin diğer bakana, Süleyman Soylu'ya gittiği söyleniyor. Birinci sorum şu, sizde buna dair bir şey var mı? Yani burada Süleyman Soylu kendiliğinden mi devreye giriyor yoksa Cumhurbaşkanlığı tarafından mı devreye sokuluyor? Birinci sorum bu. İkinci sorum ise, ya ben şunu hala anlayamıyorum. Bu olayın olduğu yıllarda Sezgin Baran Korkmaz kamuoyunda çok bilinen bir isim değil, Beyaz Türk değil, tırnak içinde Beyaz Türk'ten kastım şu, yani İnan Kıranç neticede burjuva, büyük şirketler sahibi ve köklü bir aile, Koç ailesinin damadı. Ya Sezgin Baran Korkmaz kimde Karsan'ı satıyor mu, devrediyor mu, hisse mi veriyor, sonra geri mi alıyor? Yani bu ilk baştaki ilişkide de bir sıkıntı yok mu? Bunun nedeni ne olabilir? Yani satacak olsa Sezgin Baran Korkmaz'a mı satar? Ya da Kıraca Holding ile ilgili bir sıkıntı olacak olsa bu sorunu Sezgin Baran Korkmaz üzerinden mi çözer? Cengiz Bey, Ersin'in sorusuna bir ek ya da soruya ek soru şeklinde size yöneltmek istiyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Sedat Peker'in iddiaları döneminde Süleyman Soylu devletin en tepesinden en aşağısına herkesin bilgisi var derken Sezgin Baran Korkmaz konusundan mı bahsediyordu? Evet. Değil mi? Meclis komisyonunda yaptı bu konuşmayı. 2021 yılında. Dedi ki, ve gece yarısı öfkelendiği için orada da bir tartışma yürüyordu. Öfkelendi ve şunu söyledi. Bu tepeden aşağı bir devlet operasyonuydu ve Amerika'yı ekarte ettik dedi. Evet. Bakın burası çok önemli. Amerika'yı ekarte ettik dedi. Şimdi biraz geri döneceğim. Birincisi, hani İnan Kıraç eğer SBK'yla bir sözleşme yapmışsa, bir para karşılığı hisse alınmış verilmişse niye Erdoğan'a mektup yazıyor, niye Soylu'ya gidiyor, niye? Burada anormal olan durum şu, kısmen tahmin, kısmen de Nahumların açıklamaları, olayların gelişimi. Şöyle olmuş, İnan Kıraç Nahumların hissesini almak için kendisine satmıyorlar. Bunu Sezgin Baran Korkmaz da söyledi. İnan Kıraç'a 315 milyon dolar demişler. Sezgin Baran Korkmaz 60 milyon dolara alıyor. Sonra 82 milyon dolar oldu. Bunu alıyor. Bunu almak için Nahumlara İnan Kıraç sattı, sen de sat demek için bu bir nevi hatır senedi ya da gerçek olmayan sözleşmeyi göstermiş. Belli ki bu. Ama sonra 25 Eylül'de aldıktan sonra şirketin bütününü elde etmiş artık. Geri vermemiş bunu. Para istedim diyor ama şimdi hani İnan Kıraç acaba Cumhurbaşkanı'na yazdığı mektupta ya ben bu adama para vaat ettim ama vermek istemiyorum mu diyor. Yoksa bir hatır senedi var. Ben buna güvendim.
ve beni tuzağa düşürdüler. Koca Karsan gitti ve bu vatan millet işidir mi diyor. Benim tahminim ikincisi. Şimdi anlayabiliyor muyuz olayları? Yani ticari bir işlem neden Tayyip Erdoğan'a gidiyor? Neden onlar işte Adalet Bakanı diyor ki bu hukuki bir işlem? Evet, hukuki bir işlem. Yapacak bir şey yok. Bunu İnan Kıraç da biliyor. İşte holding avukatları da biliyor. Soylu da bu işi biraz güç göstererek çözmek istiyor anladığım kadarıyla. Ama burada ilk teklifi Soylu'nun haczi durdur. Haczi dediği o %45 hisse artı 40 milyon dolarlık protokolü durdur demek. Sezgin Baran Korkmaz da kendi şey yapıyor. Bu devlet işi ise çizeyim üstünü diyor. Burada konuşması gerekenlerden birincisi İnan Kıraç. Nasıl oluyor da bu 20 Mayıs tarihli sözleşmeyi yapabiliyor Sezgin Baran Korkmaz'la? İkincisi bu sözleşmeyi yapmış, nesine itiraz ediyor? Yani parasını mı almamış karşılığında? Peki yani, Cengiz abi bu Levent Göktaş'a devretme süreci nasıl gelişiyor? O daha sonra Sezgin olaylar şöyle gelişiyor. Şimdi bakın Sezgin Baran Korkmaz icraya gittiği anda 2019 yılında Amerika'daki bu kara para aklama davalarının soruşturmaları Amerikan Hazinesi Dışişleri Bakanlığı'na başvuruyor. Mahkeme daha doğrusu. Diyor ki bizde böyle bir kara para soruşturması var. Siz de bakın şirketler bunlar, hesaplar bunlar. Miktar bu 133 milyon dolar. Ne zaman? 15 Ocak 2019'da. Ama ne zaman bu işleme giriyor? Sezgin Baran Korkmaz icra başlattığında, gerilim başladığında hop rafta duran, neden rafta duruyor onu da ayrıca sormak gerekir. Bir kara para soruşturması bu. Rafta duran soruşturma iniyor ve Sezgin Baran Korkmaz için 28 Eylül'de işte MASAK bir ön inceleme yapıyor. 30'unda savcılık evet araştırın diyor. Sonra mallara tedbir konuyor. Yurt dışı çıkış yasağı geliyor. Sonra hepsi kaldırılıyor. Sonra bir daha operasyon yapılıyor. Süreç bu şekilde işliyor. En son Sezgin Baran Korkmaz yurt dışında ve kaçakken, hani bu operasyon dolayısıyla kaçakken Levent Göktaş devreye giriyor ki İnan Kıraç'ın sermaye piyasalarını bilen, bu işleri bilen yüzden fazla avukatı var. Koç Holding'in avukatları var, o var. Vakfı var, şirketleri var. Ama bu vakıflar dururken avukatlık deneyimi çok taze olan Levent Göktaş'a veriyor bu görevi. Nedense hatta Levent Göktaş'ın da İnan Kıraç'ın bazı şirketlerinde ortaklıkları da var. Böyle bir boyutu da var işin. Levent Göktaş da bütün bu bakın 82 milyon dolar artı 40 milyon dolar artı en az bir 80 milyon dolar daha koyun. Yani 160-200 milyon dolarlık bir işi 6 milyon dolara çözüyor. Peki. 6 milyon dolar ödüyor Sezgin Baran Korkmaz'a, çözülüyor iş. Görünen o, borsaya bildirilen o. Nasıl çözülüyor bilmiyoruz. Bunu Sezgin Baran Korkmaz da çok konuşmuyor. Ve Altaylı'nın programı önemli bir programdı. Çünkü ilk defa Sezgin Baran Korkmaz bu kadar konuşulmasına rağmen birinci elden ilk defa konuşabildi. Evet. Daha önce bir yayına çıkmıştı ama kesildi yayın vesaire. Ama Altaylı sözlenişte bulunuyor ama bunun iki nedeni var. Bir, bu yayının şartı Altaylı'nın cümleleriyle söylüyorum. Parasal ilişkisi olan gazetecileri ve otelinde ağırdığı gazeteci ve politikacıların isimleri vermesi şartıylaydı. Yazıyor bu hala. 28 Temmuz'da yazdığı yazı Altaylı'nın. Sezgin Baran Korkmaz da hay hay bütün bu bilgileri vereceğim dedi. Verdi mi? Hayır vermedi. Yani ucundan bile geçmedi, yanına bile yaklaşmadı. Birincisi bu. Şimdi kamuoyunda bir hayal kırıklığı oldu. Bende de oldu. Ha kötü bir röportaj mı? Değil. En azından bu konuları tartışılmasını sağlıyor ve bir takım doneler veriyor. Mesela Sezgin Baran Korkmaz dediğim bu senet işini hep geçiştiriyor. Yani İnan Kıraç'tan nasıl aldığını bu hisseleri
söylemiyor. Nahumlar tarafını anlatıyor. Ama bu tarafı anlatmıyor. Bu senedi anlatmıyor. Çünkü sorulmadı bu senet. Yani en can alıcı yeri olayın sorulmadı. Bunun gibi mesela bakın Amerika'daki konumu sorulmadı. Şu an Sezgin Baran Korkmaz'ın konumu ne? Yargılanıyor Amerika'da. 3 tane dava var. Birincisi kamu görevlilerine yalan söylemek. Bu yalan nedir? Yargılandığı iddia bu. Yani Amerikan makamlarının iddiası. 38 milyon doları bütün bu işler olmadan bir hesaba aktarmış. Ve doğru söylememiş. Yalan olduğu ortaya çıkmış. Amerikan hazinesine hazinesi görevlilerine ve sanırım FBI'ya yalan söylemiş bir kurula. Buradan yargılanıyor. Para aklamakla suçlanıyor gene. Birden fazla işlemle suçlanıyor falan. İkincisi gene hatırlatmak gerekiyor. Şimdi tekrar dönelim. Soylu neden dedi devlet operasyonu bu? Tepeden aşağı ve Amerika'yı ekarte ettik. Bu Utah'da geçen yıl yapılan davada Kingston'lar, Kingston kardeşler ve Lev Derman vardı. Hı hı. Sezgin Baran Korkmaz da ne diyor? Bu programda da dedi. Evet para geldi, yatırım yaptılar ama ben bunların dedi bilmiyordum böyle insanlar. Gayet saygın iş adamlarıydı dedi. Lev Derman, ben 90'lardan beri Amerika'daki Los Angeles'taki Ermeni mafyasının en ileri gelen isimlerinden biri. 2016'da oğlu vurulmuş. Olaya gene Türkiye'li bir Ermeni, Balyan diye bir polis karışmış. Sonra bu işler burada 2017'den itibaren hakkında para aklama ve dolandırıcılık, bu biyoyakıt, dizel başlamış soruşturmalar. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz sıradan bir yatırımcı olarak evet bunları bilmeyebilir. Ama yanında James Woolsey var. CIA'nin eski direktörü. O da mı uyarmadı? O da mı bilmiyordu? O zaman ne işi var James Woolsey'de? Bir de o davada Kingston kardeşler 18 yıl hapis cezasına mahkum oldu. İtirafçı oldular çünkü. Düşürüldü cezaları. Kingston kardeşler diyor ki evet biz bu parayı Sezgin Baran Korkmaz'a verdik. Aklasın diye. Ama bu paranın bir bölümünde CIA'in Kuzey Irak'ta Kürtler için kullandığını zannediyorduk biz de, dedi. Mahkemede söyledi bunu. Avukatı üzerinden söyledi. İkincisi gene o mahkemede Lev Derman'ın avukatı Daniel Pauls diye bir görevliyi, aslında CIA görevlisi olduğu ima dediler. Bir sivil toplum kuruluşu yöneticisini sorgularken hep CIA ile ilişkilere bağ kurdu ve özellikle Kuzey Irak'ta orada yapılan bir takım konuklarda. Cengiz abi söylediğin şeyin gibi. Belki de altını çizmek gerekiyor. Çok önemli bir şey söylediniz. CIA eski direktörü o parayı verdik fakat Kuzey Irak'ta Kürtler için kullanılıyor diye verdik diyor. Yani diye biliyorduk dedi. Biliyorduk dedi. O demiyor. Hı. O demiyor. Kingston diyor bunu. Hı hı. Kingston biz parayı burada akladık diyor. Akladık, verdik demiyor. Akladık evet. Sezgin Baran Korkmaz'da akladık. Ama biz bu paranın bir bölümünü CIA'nin kontrol ettiğini ve Kuzey Irak'ta Kürtlere aktardığını zannediyorduk diyor. Hı. Yani evet. İşin bir CIA operasyonu olduğunu ima Peki, ediyor. Peki Cengiz abi bir şey sormak istiyorum ben.